Tarih milyonlarca insanın hayatını kaybettiği çok sayıda savaş ve şiddet olayıyla dolu. İşte bu trajik olaylardan biri de 2004 yılında Rusya'ya bağlı özerk bir bölge olan Osetya'nın Beslan şehrinde yaşandı. İkisi kadın, 30 Çeçen saldırgan 1 Eylül 2004'te Beslan'daki bir numaralı okula gelerek öğrencilerden, velilerden ve öğretmenlerden oluşan binden fazla kişiyi rehin aldı. 3 gün boyunca devam eden rehine krizi 4 Eylül'de Rus ordusuna bağlı asker birliklerinin müdahalesiyle aşıldı. Ancak olay sona erdiğinde çoğunlukla öğrencilerden oluşan 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Tarihteki en kanlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen bu olay ilk önce Beslan kuşatması, daha sonra ise Beslan katliamı olarak isimlendirildi. Merhaba, videoya geçmeden ufacık bölüyorum. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü yüksek like'lar hem benim daha fazla ve hızlı içerik üretmeme hem de videonun daha fazla önerilmesine sebep oluyor. Bir de lütfen abone olmayı unutmayın ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Çünkü sizin görüşleriniz benim için gerçekten çok önemli. İyi seyirler. 1 Eylül 2004'te Çeçen saldırganlar Osetya Özerk bölgesindeki Beslan şehrinde bulunan bir numaralı okula geldi. Korkunç planlarını hayata geçirmek için harekete geçen saldırganlar okulların açıldığı gün olan 1 Eylül tarihini de özellikle seçmişlerdi. Bu nedenle okul her zamankinden daha kalabalıktı. Bir numaralı okul 1 Eylül sabahı öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden oluşan yaklaşık 1100 kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapıyordu. Okuldakiler ilk ders zili çalmadan önce yeni eğitim öğretim yılının başlangıcını kutluyorlardı. Öyle ki Çeçenlerin havaya açtıkları ateş ilk etapta havai fişek sesleriyle karışmış, hiç kimse kısa süre sonra yaşanacakların farkına varamamıştı. Saldırganlar okulda bulunan herkesi rehin alarak okulun spor salonuna girmeye zorladı. Beslan kuşatması başlamıştı. Saldırganlar Rusya'nın Çeçenistan'dan çekilmesini istiyor, aksi takdirde rehineleri öldüreceklerini söylüyorlardı. Beslan kuşatması 3 gün boyunca devam etti. Yüzlerce rehine yaşamlarının en zorlu 3 gününe tanık olmuştu. Çeçenler o kadar gaddardı ki rehinelerin yemek yemelerine ve su içmelerine asla izin vermiyorlardı. Kişisel eşyalarına el koymuşlardı ve onlara oldukça kötü bir şekilde muamele ediyorlardı. Rehineler için küçük bir spor salonunda yüzlerce insan ile birlikte 3 gün boyunca kapalı bulunmak en kolay olanıydı. Çeçenler kuşatmanın ikinci gününde erkek rehineleri katletmeye başladılar. Böylece Rus yetkililere ne kadar ciddi olduklarını gösteriyorlardı. Hayatta kalan rehineler ise büyük bir korkuyla beklemeye devam ediyordu. Saldırganlar çok da ciddiye alınmayınca kuşatmanın üçüncü gününde okul salonunun içerisine ve etrafına çok sayıda patlayıcı doldurdu. Bunu yapmalarının ardında sadece tek bir amaç vardı. Ne kadar ciddi olduklarını göstermeliydiler. Kendi üzerlerine bomba bağlayan Çeçenler de vardı. Bununla birlikte Rus ordusuna ait çok sayıda asker ve ağır silah da okulun dışında konuşlanmıştı. Tüm bu hazırlıklar kısa süre sonra başlayacak olan savaşın, daha doğrusu katliamın habercisiydi. 4 Eylül 2004 günü saat 13 sularında bir numaralı okuldan bir patlama sesi yükseldi. Bu aynı zamanda savaşın başladığını gösteren işaretti. Askerler ile Çeçen saldırganlar arasında korkunç bir çatışma başladı. Tanklar, alev silahları, el bombaları ve uzun namlulu tüfekler çatışmada kullanılan silahlar arasındaydı. Ortalıkta büyük bir ses hakimdi. Savaş artık tam anlamıyla başlamıştı. Uzun süren bu gürültünün ardından çatışma sona erip okulun üzerindeki siyah dumanlar dağıldığında ortaya çıkan tablo şok ediciydi. Krizin sona ermesinden sonra yaralıların çoğu Vladikavkaz'daki daha iyi donanımlı tesislere gönderilmeden önce öldü. Çünkü Beslan'daki tek hastane yaralılarla ilgilenebilmek için oldukça hazırlıksızdı. Hastanenin yatakları, ilaçları ve beyin cerrahisi ekipmanı yetersizdi. Yakınlarının yaralıların tedavi gördüğü hastaneleri ziyaret etmesine ve doktorların cep telefonlarını kullanmasına izin verilmedi. Taarruzun ertesi günü buldozerler kurbanların vücut parçaları da dahil olmak üzere binanın enkazındaki her şeyi topladı ve bir çöplüğe taşıdı.
Pek çok cenaze töreninin ilki son saldırının ertesi günü olan 4 Eylül'de gerçekleştirildi ve kısa bir süre sonra 120 kişilik toplu cenaze merasimi de dahil olmak üzere daha fazlası yapıldı. Yerel mezarlık çok küçüktü ve ölüleri defnedebilmek için bitişik bir araziye doğru genişletilmesi gerekiyordu. Kuşatmadan 3 gün sonra 180 kişi hala kayıptı. Hayatta kalanların çoğu ciddi şekilde travma yaşamaya devam etti ve en az bir eski rehine eve döndükten sonra intihar etti. 2011 yılının ortasına kadar bir numaralı okul binası ve çevresi terk edilmişti ve ayrıyetten de unutulmuştu. Bunun tek istisnası yüksek rütbeli yetkililerin saldırı mahallini ziyaret ettiği saldırının yıl dönümüydü. Bölgenin ana ziyaretçileri kurbanların arkadaşları ve akrabalarıydı. Beslan sakinleri, tanıklar, harap okul binasının düzenli olarak ziyaret ettiklerinde evsizlere ve uyuşturucu bağımlılarıyla karşılaştılar ve ilk birkaç yıl okul hırsızların hedefi haline gelmişti. Okul binasının geleceği konusunda gerçekleşen birçok tartışmaya rağmen partiler uzun süreli bir fikir birliğine varamadılar. Kurbanlar için okul arazisine bir anıt dikilmesi ve bir Ortodoks kilisesi yapılması önerildi. Özellikle kilise fikri reddedildi çünkü kurbanların çoğu diğer dinlere bağlıydı. Bunca karışıklığın ardından yerine tekrardan bir okul dikildi. 2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Beslan katliamı olayında Rusya'nın ciddi şekilde başarısız olduğuna hükmetti. Rus makamları Beslan'daki okula bir saldırı düzenlenebileceğine dair istihbarat bilgisine sahip olduğu halde saldırıyı engelleyememişti. Bununla birlikte kurtarma operasyonu sırasında rehinelerin can güvenliğini hiçe sayarak aşırı güç kullanmaktan da çekinmemişlerdi. Yani Beslan kuşatması biraz da Rus devletinin sorumsuzluğu nedeniyle katliama dönüşmüş, tarihin en tuhaf okul saldırısı haline gelmişti. Thank you.